Elbette olumlu yönde etkiledi. Bundan 10 sene evvel sektördeki işte yapım firması sayısı ve işte bunların yayınlandığı mecralar sadece sinema salonlarıyken şu an dijital platforma evriliyor olması tabii ki sektörü büyütüyor. Bu da iş hacmini arttırıyor. Böyle oldukça daha çok insanın çalışması, sektöre dahil olması kolaylaşıyor. Tabii ulaşılabilirliğin de kolaylaşıyor olması bizler için çok daha iyi bir şey. Bir yandan da şöyle bir şey var. Mesela siz de farkındasınızdır. Dijital platformlar hayatımıza girdiğinden beri daha farklı konular, daha farklı hikayeler daha kolay işlenmeye başlandı. Bu açıdan da mesela çok olumlu görüyorum. Aslında üretim açısından çok bir fark oluşmadı. Yine aynı şekilde hazırlık yapıyorsunuz, aynı şekilde çekiyorsunuz. Sadece sunduğunuz mecra aslında değişti. Yoksa bir dediğim gibi küçülme olmadı. Yani insanlara şey geliyor, kalitede bir azalma mı oldu diye bir durum var. Evet, bir takım işler kötü ama sinemada da kötü işler vardı. Olumsuz bakmıyorum o yüzden. Sektörde içerik üretimi aslında çok arttı. Bir yılda işte 15-20 tane film çekilirken şimdi işte filmler, diziler çekilebiliyor. Okunmayan senaryolar vardı. Çünkü ulaşmak zordu. Bunun da önünü açtı. Yapılmayacak projeler de artık yapılmaya başladı. O yüzden hem çalışanlar için hem de aslında izleyiciler için olumlu bir katkısı oldu. Şöyle bir şey yok. Hani işte Amerikalılar yapıyor, biz yapamayız diye bir dünya yok. Aslında her şeyi yapabiliriz. Bu tamamen şartlarla da alakalı bir durum. Platformların kendini buna tam olarak hazırlamasıyla da alakalı bir durum. Çünkü o sitelerin altyapılarında işte o seçenekleri seçmek vesaireler onlar bir altyapı gerektiriyor. Hatta yalan olmasın bir işte platform sırf bir proje için bu işe atılım yaptı ve altyapı hazırlamaya başladı gibi durumlar da var. Ama bu tamamen izleyici kitlesinin İzleme şekliyle de alakalı. Yani evvelinde işte sinemaya gidip 120 dakika bir filmi izleyip kesintisiz devam edebiliyorken şu an 10 dakika bile hani tahammül edemediğimiz bir noktaya vardığımız için ve yani interaktif olup seni filmin içine dahil ediyor olmak bence çok daha güzel. Ve bu Türkiye'de de yayılacaktır kesinlikle yani. Yani şu an çevremizde bunlar için proje hazırladığını duyduğumuz, gördüğümüz insanlar da var. Elbet o olgunluğa, bizim sektörümüze olgunluğa ulaştığında onlar da olacaktır. Ama onun da şöyle bir zorluğu var. Yani şöyle düşünün, bir senaryo yazıyorsunuz, işte film 120 dakika, bir hikaye tek düze gidiyor. Şimdi siz alternatif bir şeyler çektiğiniz zaman onu kırmak durumundasınız. Ve hepsini de çekmek durumundasınız. O işte programlama, çalışma süreleri, işte mekan sayıları ya da efendime söyleyeyim çalışma saatleri bunların hepsini etkileyen şeyler. O olgunlukların biraz daha oturması gerekiyor olabilir. Bir de o kreatif senaryoları çıkartmak da önemli. Yani birileri çıkartacak ki onlar evet tamam denilip işte sektörde çekilebilir halde gelecek biz de çekeceğiz. Türkiye'de de yapılabilir ama maalesef bu biraz paraya bağlı. Çünkü çok daha fazla sahne çekmeniz lazım ki işte seyirci izlerken Black Mirror'da olmuştu galiba işte ABC yolları oluyordu bir şey seçiyordunuz ona gidiyordu. Parayla doğru orantılı. Ben önce tabii yine Avrupa, Amerika'da bunun gelişeceğini düşünüyorum ama gelişeceğine eminim. Daha sonra bize gelir. Biz de yapmaya başlarız. Çünkü o seyirciyi içine katmak aslında önemli. İşte 84 milyonluk bir toplumdayız. Herkes aynı şeylerden hoşlanmıyor. Yani herkes aynı şeyleri izlemekten de hoşlanmıyor. Tamamen işte her proje farklı bir kesime hitap edebiliyor. Bu tamamen onunla alakalı bir durum. İzleme alışkanlığı şöyle, bu tamamen bizim artık hızlıca tüketip devam etmemizle alakalı olan bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, işte maça gidiyorsunuz, stadyumdan maç izliyorsunuz. Bazen yere geliyor bir tuş olsa da ileri sarsam diyorsunuz. Artık o noktaya geldik birazcık daha. Biz bir yapıda çalışıyoruz ve her şey ona göre çekiliyor değil. Bir şeyler değişiyor, senaryolar değişiyor, talepler değişiyor ve bizler ona göre aslında biraz daha şekilleniyoruz. Yani o tamamen izleyen kitlesi bizi yönlendiriyor. Biz izleyici kitlesini yönlendirmiyoruz. Öyle bir fark var orada. Aslında bizim sektörü ya yani olumsuz manada etkilemedi. Dediğim gibi iş sayıları arttı. Ben ona bakıyorum. Olumsuz bir durum olmadı. Şöyle oldu. Evet. Mesela kendi ülkemizden örnek vereyim. İşte Doğu hikayeleri çok fazlaydı. İşte zengin kadın, fakir erkek durumları çok daha fazlaydı. Şimdi yine az önce demiş olduğum gibi çok daha farklı hikayeleri sunabiliyorsunuz. Çünkü bu şirketlerin de buna da ihtiyacı var. Bu önemli. Yani sinema perdesi ölmeyecektir. Ben ona inananlardanım. Çünkü o bir yani başka bir dünya. O salona girip onu orada izlemek. Bir yandan da şuna kaçırıyoruz.
platformların hayatımıza girişi ve bu kadar çoğalmasıyla aslında pandemi çok birbiriyle iç içe gitti. İnsanlar dışarı çıkamıyordu, salonlara gidemiyorlardı, evdelerdi ve o kültür biraz daha öyle biraz daha kolay oturdu aslına bakarsanız. Ama mesela bana sorarsanız bir filmi laptop'tan izlemek mi yoksa salona gidip orada onu izlemek mi? O tabii ki salona gidip izlemek. O bambaşka bir duygu ve ölmeyecektir, ona inanıyorum yani. Nasıl mesela işte sinemaya çıktığında tiyatrolar ölecek demişler ama tiyatrolar hala dimdik ayakta duruyorsa bu da öyle bir şey olacaktır. Sinemada izlediğinizle evde televizyondan izlediğiniz durum sizde çok farklı etkiler uyandırıyor. Yani o filmi sinemada izleseniz başka hislere sahip olacaksınız ama evde ve çok bölüyorsunuz, bölmek zorunda kalıyorsunuz. İliç alıp kalkıyorsun ya bir çay alayım, bir kahve alayım, karnım acıktı bir pause yapayım, devam ederim durumu oluyor. Bu aslında benim hoşuma giden bir durum değil. Ama sinema tam anlamıyla da biter mi? Hani kapatılır mı tüm dünyada? Bunun için de ben erken olduğunu düşünüyorum. Evet belki bir 15 yıl sonra, bir 10 yıl sonra olabilir tamamen. Ama şimdi erken. Sanal gerçekliğin şöyle bir durumu var. O tamamen teknolojinin gelişmesi, ilerlemesi ve bunların çekilenlerin aslında izleyici kısmına aktarılmasıyla da alakalı bir durum var orada. Hani şimdi sinema salonuna giriyorsunuz, 100 kişi aynı salona giriyor ve izliyor bunu. Yani o 100 kişiye o izleme ortamını sağlayabilmek asıl önemli olan şey. Ama gelişecektir elbette. Yani şu an mesela işte nasıl diyeyim? Drone'la çekim yapan arkadaşlarımızda nasıl teknoloji gelişiyor? Evvelinde işte telefondan kameralara bakıyorlardı. Şimdi gözlükleri takıyorlar. O uçakla beraber uçuyorlar. Elbette bunlar da sinemaya evrilecektir. Şöyle bir şey var. Mesela ben 2011 yılında internet üzerinde şöyle bir video görmüştüm. Yurt dışında olması gerekiyordu sanırım. İşte insanlar sinema salonuna giriyorlar. Girerken telefon numaralarını yazdırıyorlar. Film başlıyor. Bir karakter var ve bir evden kaçmaya çalışıyor. Bir duvarın kenarına sığınıyor. İşte birini arıyor. Pat salonda birinin telefonu çalıyor. Ve o diyor ki ne yapayım diyor. O da diyor ki şuraya git. Orada arkada arkadaş basıyor tuşa ve oraya gidiyor. Şimdi bu olay 2010-2011 yılında olan bir şey, deneme. Şu an interaktifler çekiliyor. Aslında onun atası. Yani bu bir süreç. O süreç geldiği noktada da buna evrilecektir kesinlikle. Girer, kesinlikle girer. Ama işte bu da bir teknolojik yatırım. Yine maalesef Amerika ve Avrupa'da gelişir diye düşünüyorum. Sonra bize gelir maalesef. Yine seyirciyi içine daha fazla katacağı için olumlu olur diye düşünüyorum. Ama tabii o sinema görselini bozacağını da düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de ilk 3D filmler vizyona girdiğinde oval perde bile yoktu. Yani bir tane ufak bir gözlük veriyorlardı. Giriyordun, o gözlük çizilmiş. Çünkü o gözlüğü aynı gün 10 kişi takmış. Size gelene kadar bir çizgi olmuş. Adam bir bakıyorsunuz kolu buradan buraya kaymış. Yani bir de 100 kişiyi bir salona sokup ben sana 3D izleteceğim demek, yani en önde oturan adamla en arkada oturan adam için çok bambaşka şeyler olduğu için o birazcık daha zor. Yani şey daha kolay aslında, işte interaktifin gelişmesi ya da efendime söyleyeyim sanal gerçekliğin ilerlemesi çok daha kolay bana göre. Ama bu benim şahsi görüşüm tabii. Teknolojik altyapının olması gerekiyor. O kameraların olması gerekiyor. Büyük stüdyoların olması gerekiyor. Sokakta onu çünkü çekemezsiniz. Zor. Seyirci kitlesine baktığınızda azaltır. Gençler ilgi duyar diye düşünüyorum. Çünkü yaşlı birinin yani çok zor. O gözlüğü bulacak. O televizyon ya da o artık nerede izleyecekse o teknolojik alete sahip olacak. Şimdi erken bence. Henüz erken. O işlerin yapılması için. Şundan 5-6 yıl evvel her birim 4-5 kişiyle sete çıkıyordu ve toplasanız 60-70 kişiyle bu işi döndürebiliyordunuz ama yapılan işlerin kalibresinin artması, işin biraz daha zorlaşıyor olması, işin hizmet sektörünün gerçekten biraz daha ön plana çıkıyor olması tabii ki ekip sayılarını arttırıyor. Şu an biz bir proje için sete çıktığımızda yapım ekipleri olarak 10-11 kişiden aşağı çıkmıyoruz ya da 7-8 kişiden aşağıya çıkmıyoruz. Çünkü nasıl örnekleyebilirim bunu? Mesela bundan 5-6 yıl evvel bir dükkan tabelası görmek ya da bir arabanın plakasını görmek bu çok büyük dertler değildi. Çünkü öyle bir işte bunlar için bir imza almanıza gerek yoktu. Telif hayatımızda çok çok ön planda değildi. Şu an sadece bir kişi bu işle uğraşıyor. Sette şu an mesela bir kişi sadece Covid sürecini yönetmek için uğraşıyor. Yani daha evvelden işte o eski gelenekten gelen sistemde sete çıkılırken
İşte kamera ışık kamyonunu bir yapalım, malzemeden kısalım, tek kamyonla iki ekip yürüsünken şimdi iki ışık kamyonuyla sete gidiyorsunuz. Yani o sektör büyüdükçe tabii bizler de büyüyoruz. İşin kalibresi büyüdükçe yapılacak işler de büyüyor. Daha açık fikirli projelere gidiyorsunuz. Daha açık fikirli projeler demek belki çok doğru olmaz ama daha kreatif işlere gidiyorsunuz ve onlar için daha çok efor koymanız gerekiyor. Bu da sizin tabii ki bölünüp parçalanmanıza sebep oluyor. Bu da ekip sayılarının yükselmesine sebep oluyor. Yani dediğim gibi eskiden mesela bir sanat ekibi için sanat yönetmeni, şef asistan, asistan. Şimdi birazcık daha model şeye kayıyor. İşte sanat yönetmenimiz var. İşte bunun haricinde setteki proplarla ilgilenen iki kişi var. Hazırlıkla ilgilenen iki kişi var. Efendime söyleyeyim, bunun işte takibini yapan ayrı bir kişi var. Satın almasıyla uğraşan ayrı bir kişi var. Aslında işte sektöre dönmesi birazcık da böyle bir şey. İş hani herkesin görev tanımının belli olmasıyla birlikte şey fark ediliyor. Abi herkes her işi yapamaz. O zaman ne olacağız? Biz birazcık daha parçalanacağız ve kişi sayısı olarak artacağız. Şu an birazcık daha ona evriliyoruz. Yapım ekiplerinde aslında bir dijitale döndüğümüzde bir küçülme, ufalma beklenmişti ama aslında tam tersi oldu. Yine olumlu bir katkıya sebep oldu. Biz 5-6 kişi iş yaparken 9-10 kişilere çıktık mesela bir yapım ekibi olarak. Yani şöyle, ben açıkçası mutluyum. Sadece işimiz çoğaldığı için değil, dediğim gibi yani bir senaryo yazdığımızda 4-5 tane şirkete götürüp bunu kabul ettirmek gibi durumlarımız varsa, çünkü sinemada yapılabilen bir şeydi bu. Sinema daha da pahalı bir durum. Çünkü o koltuğu da satın almanız lazım ki, sinema salonlarını almanız lazım ki insanlara ulaşmanız gerekmekte. Şimdi bazı yönetmenler 4 tane salon alabiliyorken bir takım şirketler memleketteki bütün salonlarını alabiliyorlardı. Ama şimdi herkes yaptığı projeyi birçok yerde gösterebiliyor. Bu olumlu.